Valide Hanım, kusmak üzereyim. Müsait bir yerde dursanız da insek. Senin için seyredecek güzel bir şey arıyorum ayol. Bak, görüyorsun değil mi anneni? Ne kadar şakacı bir insan. Aslancığım, ne olur hırgür çıkartma lütfen. Görüyorsun değil mi Mehveş? Ne kadar nankör bir insan. Anneciğim, lütfen hırgür çıkartma lütfen. Hah, bak işte Fener maçı. Gördün mü? Mersa sana gerçekten maç arıyormuş. Harbi mi diyorsun? Bak seyrederim bak. Ay yazık, nasıl da sevindi. Canım! Sen seyret diye değil, seyretme diye buldum. Ya yapma kardeşim ya. Bir taraftara böyle bir zulüm edilir mi? Allah'ını seversen aç şu maçı ya. Taraftar adam, artık bir dahaki sefere kaldı seyretmen. Ay ne olur hırgür çıkartmayın lütfen. Bu kumanda hep niye seninle duruyor kardeşim? Belki de ev benim, ondan duruyor kardeşim. Ev seninse televizyon da benim. Televizyon seninse dekoder de benim. Dekoder seninse elektrik abonesi de benim. Faturayı ben ödüyorum. Elektrik abonesi seninse... Ay yeter! Ay yeter, şimdi bayılacağım. Bak, görüyor musun? Az kalsın kızımı bayıltacaktın. Ben mi? Baksana kızın yüzü sapsarı oldu. Senin yüzünden şekilden şekile girdi ya. Ay imdat! Abla! Doğdu! Yok bir şey. Rutin günlük yaşantımız. Ablan delirdi işte, normal. Hadi. Ne demek yok bir şey? Sana ne oluyor? Vallahi yazık arkadaş ya. Dayak manyağı, kavga manyağı olmuş bunlar ya. Yemin ediyorum. Gayet iyiyiz. Ya acıtmasana. Allah Allah, ne yapıyorsun ya? Yavaş. Şöyle mi yani? Ah, lan yeter be. Ailece komple sözleştiniz mi siz? Parodi misiniz lan başıma? Aa, bir huzur verin ya. Yani vallahi eline, gözüne, kulağına, elmacı kemiğine sağlık ya. Harika, muhteşem bir geceydi vallahi, sağ ol. Ay aşk olsun Kubat'ım. Lafım olur yani. Senin de tekmene, tokatına, yumruğuna sağlık yani. Lan sen ne var ya, iyice dayak arsızı oldun ha, manyak. Dalga geçiyorum tabii, gerizekalı. Yatsı bar hadi. Muhatap olmasan benden. Konuşmuyorum ben seninle bir kerem. Küstüm. Ne ulan, iki dövdüm diye tribe bağladın. Küstün mü yoksa? Yok ya. Bir de küstüm diye dayak yiyeyim değil mi? Pışık. Yemezler oğlum. Aferin lan yani. Vallahi bak, her gün aşama kaydediyorsun ha. Öğreniyorsun sen bu işleri. Beni çözmeye başladın ha. Ay iş öğrenseydim ben senin gibi bir öküzle evlenir miydim acaba? Ne kadar aptalım, onun için dua ediyorum yani. Allah'ım Allah'ım. Kubat lan. Ay Kubat, uyudun mu sen? Kubat kız, bak dalga mı geçiyorsun sen benden? Tazmanya canavarım. Kubat. Bak şeytan diyor. Al yastığı, boğ şerefsizi. Boğayım, boğayım. Bak kötü karakter kaçtı yine içime. Ya şeytan diyor, şimdi kalk bütün yastığı, yorganı, yatanı, kilimi, halıyı de seni yedir şuna. Tamam Kubat'ım, ben sadece böyle test maksadıyla şey yapmıştım yani. Gerçekten uyudun mu, uyumadın mı diye. Hadi zıbar. Oh be, ne rahatladım ya. Vay be. Ne vay be? Kızım, Amerika'da 3 tane hostes anılarını yazmış ve bir haftada bestseller olmuş ya. Ay, ne saçma kızım, romandan beste mi olur? Kızım, şunu kafasına vurma demiyor muyum ben sana ya? Böyle mi? Ah! Ya var ya, susun. Böyle. Oh, oh. Ya bir daha rahat durun da. Okuyamadı mısın yüzünden şu haberi? Ne o teyze? Yoksa sen de mi anılarını yazacaksın? Aha. Neden olmasın? Ne eksiğim var benim bu 3 Amerikalı hostesten? Ben biliyorum. 2 Amerikalı hostes. İzin veriyorum. Patlat bir tane şuna. Vur. Vur. Ah! Allah. Var ya. Ay. Sakın. Ay. Sakın. Seni... Ay. Yeter lan! Ah. Yeter! Teyzelikten çıkarmayın beni be! Kalite. Asalet Mermerci'nin kızıyım ben. Benden gelenin en büyük savunma silahı rol yeteneğidir. Kaçmayı başaramadığı durumlarda ölü taklidi yaparak düşmanlarını kandırmaya çalışır. Salaha bak ya!
Çok basit görünmekle birlikte bu çoğu zaman işe yarayan bir numaradır. Yapma ya. Ay işe yarıyor mu acaba? Kubat lan. Duydun mu bak sizin alemde neler oluyormuş? Kubat. Uyudun mu? Ha iyi iyi. Uyu uyu. Bu sana çok pahalıya patlayacak biliyorsun değil mi? Ulan hayatını internette geçiyor sanal kobra. Kim bilir kimlerle chatleşiyor, kimlerle dürtükleşiyor. Aşifte seni. Bilgisayar almanın zamanı geldi. Hadi senize kızım, yesenize ya. Ne uyukluyorsunuz öyle bebe ruhi gibi? Hop hop, kime diyorum ben? Alabalık çiftliği. Bak ya. Ya aslan, sen hasta mısın abisi? Ne gibi? Ya niye çocukları cumartesi sabahı erkenden uyandırdın? Fena mı Asalet Hanım? Sabah sabah hep beraber kahvaltı yapıyoruz işte. Bunda ne kötü şey var ki, değil mi? Kendi adına konuş baba. Biz uyuyoruz şu an. Biz de. Aldın mı cevabını? Yazıklar olsun size, nankör kediler. Kızlar, bir şeyler yiyin sonra uyursunuz yine. Hadi, size diyor annen. Bak ya, tokadı vuracağım şimdi ha. Şişt. Şu jüride de uyandıysın, gelsin kahvaltı yapsın. Ya kendi kızlarını kaldırdın, benim kızımı niye uyandırıyorsun be? Yok ya, sucuk kızardık. Boşuna şey olmasın yani, para veriyoruz bir ton. Hah, Beşer geldi, aç kapıyı. Hah, bir o eksikti. O ben. Kızım Beşer'i de çağır, o da gelsin yesin. Ya gelsin de şunlara söyle o zaman gitsinler, böyle don gömlek oturmasınlar. Gidin üstünüze bir şey giyin gene. Hadi kalk, 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 hadi. Yaşasın, uyuruz hadi. Allah, Allah, yürü uyumaya, koş. Ha, Obama, ne yapıyorsun kız? Aslan abim hazır mı? Gel gel, kahvaltı bitmedi daha. Yok, ben rahatsız etmeyeyim şimdi. Gel Lenik oğlum. Beşer'cim günaydın, gel kahvaltı yap. Oğlum gel iki lokma bir şey ye, çıkar ayakkabılarını. Gel gel gel. Ne yaptın? Abi, Jülide Hanım uyanmadı mı? Yavrum, eve getirdiğimizi pişman etme. Ne, sana ne Jülide'den? Esas sana ne ya? Çocuk merak etmiş, soruyor. Kaynana haklı abi bence. Vay alçak Beşer, taraf değiştirdin ha? Yok abi, estağfurullah ya. Günaydın. Evet abi, taraf değiştirdim ben. Benim bakalım, ben ne yazdım? Bence sen adını bile yazamazsın. Sen beni hiç tanıyamamışsın anneciğim. Al, oku ve utan biraz. Neymiş bu? Yeni romanım. Roman mı? Evet. Bir uçan memelinin anıları. Memeli mi? Uçmuşsun sen. Oh, Kubat'ım! Kubat'ım kalk, kahvaltı hazır. Bak harika omlet yaptım. Kubat'ım! Çayın nasıl olacak? Kubat'ım! Hadi gel artık ama ya. Oh! Mis gibi. Kadı. Allah! Ah! Anam Allah'ım, sen miydin ya? Ne yaptın lan? Ay ben seni sapık şeysi falan zannettim Kubat'ım. Nihale çabuk tavayı bana ver. Vermesem. Çabuk ver tavayı, kaç Nihale. Peki bir şey soracağım, çok acıtıyor mu? Ona kendin karar verirsin artık. Bakalım acıtıyor mu acıtmıyor mu? Kendin karar ver, ver şunu. Al, o zaman ben kaçıyorum. Kaç kaç. Lambaya püfte. Bir de bir. Olay be. Bu konuda yorumlarınızı alalım Nihal Hanım. Nasıl, acıyor muymuş? Kaçmayı başaramadığı durumlarda ölü taklidi yaparak düşmanlarını kandırmaya çalışır. Çoğu zaman işe yarayan bir numaradır. Nihal, kalk kalk kalk, vallahi daha sinirimi almadım. Birkaç atış daha yapacağım. Kalk kız. Kız kalksana. Kalksana kız. Hiç sinirimi alamadım. Bayıldın mı kız? Nasıl olsa ayılacağım. O zaman görüşürüz seninle. Omlet de çok güzel olmuş ha Nihale. Vallahi güzel görünüyor. Tadı nasıl acaba? Hangi tavayla yaptın? Çok merak ediyorum. Az önce kafa attığım tavayla mı yaptın? Gel ye. Nasıl olsa kalkacağım. Görüşürüz seninle. Aman ya Rabbi. Kızım sen çıldırdın mı? Her şeyi yazmışsın.
Anneciğim, anılarımdan yola çıktım diyorum. O kadar çok anım var ha? Herhalde. Bundan 4 kitap daha çıkar benden be. Kızım sen bizi rezil mi edeceksin konu komşuya lan? Ya ne alakası var ya? Sanki konu komşum bütün işi gücü bıraktı, yeni çıkan kitapları takip ediyor. Cücü, gerçekten bunu bastırmayı düşünmüyorsun herhalde. Düşünmek mi? İmza gününde hangi kıyafeti giyeceğim bile belli benim. Abi, ben o günü ulusal yaz ilan edebilir miyim? Ya sen gerizekalı mısın lan? Hangi yayın evi gidip de bunun kitabını basar? Öküz. Basmazlar değil mi? Basamazlar tabii. Ya ne saçmalıyorsunuz? Ne vada vada yapıyorsunuz orada ya? Bilip bilmeden konuşmayın ya. Amerika'da bunun gibi bir kitap 3 milyon sattı. 3 milyon. Amerika'da bassın işte. O bir şey olmaz ona. Bence bunu basmazlar uçan memeli. Niye? Dinleyin. O gün bana ısrar edince ben de şey ettim. Sonra birlikte şeye gittik. Kulede bana ne istersin deyince ben şey olarak tabii ki şey dedim. Ve birlikte şeyi yedik. Ay ne gülüyorsunuz be? Kitabın milyonlarca sattığında da bakalım böyle gülebilecek misiniz? Kızım git şey yapıyor şey, o var ya o şey, zil zil kapının zili çalıyor, git Allah için. Yazık yazık, işte ülkemizde edebiyata böyle değer veriliyor. Ver şu taslağı, anneciğim verir misin lütfen taslaklarımı? Al sen onu, şey et yavrum. Şeyini. Gülme be. Buyurun. Günaydın küçük hanım, nüfus müdürlüğünden geliyorum da evde yetişkin birileri var mı acaba? Yetişkin mi? Var tabii ki. Kaç tane? Nihale! Kalk kız bir çay koy, vallahi üşendim ya. Nihale hadi bak sana diyorum. Kız ciddi üşeniyorum, kalk bir çay koy ya. Yeter artık vallahi, numara mı yapıyorsun? Nihale! Bak beni oraya getirme ha. Bak gelirsem fena olur. Kız kız! Tamam lan, bunu sen istedin ha. Görüyorum lan. Bir kahvaltı yaptırmadın da oturuz ha. Numara mı yapıyorsun? Üst kaçtı. Kalk lan. Nihale kalk kız. Vallahi kakalak gibi ezerim seni ha. Kalksana lan. Ben yer miyim bu numaraları manyak? Ya yeter vallahi, canımı sıkıyorsun ha. Alt tarafı bir tava yedin lan kafana. Uyuz etme kız beni. Nihale. Kız kalk, gerçekten bayıldın mı manyak? Ana. Nihale. Nihale kız. Anam! Lan! Vallahi ödüm kopuyor ya! Öldürdüm mü seni? Ne yaptım lan ben? Nihale! Allah'ım! Allah'ım! Öldürdüm ya Nihale'yi ya! En sonunda bunu da yaptım ya! Allah'ım kendimi de öldürsem! Yok kendimi niye öldürüyorum ya? Hadi yap! Kız Nihale! Eviniz kira mı yoksa size mi ait? Bizim. Bizim. Benim. Efendim? Yani gerekirse tapuyu da gösterebilirim. Toplam kişi sayısını öğrenebilir miyim? 7. 6. Efendim? Sen kendin de mi sayıyorsun? 6,5 olabilir. Subhanallah. Bir de çalışan kişi sayısını öğrenebilir miyim? 2. 1,5. Pardon? Anneciğim yeter artık. Bak memur bey çok ayıp alıyor. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Birazdan çok fena kavga çıkacak. Ah, net anneannem kazanır. Sana öyle geliyor. Canım teşekkür ederim. Afiyet olsun. Eyvallah yengeciğim. Afiyet olsun. Çocuk sayısı kaç? 1. 2. 3 efendim, 3. Aile reisini de öğrenebilir miyim? Benim. Eyvah, sakat bir soru oldu bu biraz. Sen ne zamandan beri bu evin reisi oldun damat? Rahmetli kayınpederim Necat Bey öldüğü zaman biliyorsunuz kime sizi emanet ettiğini. Vasiyetinde ne dedi? Bu evin reisi aslan kraldır dedi. Benim efendim, aile reisi benim. Not düşelim oraya. Hadi canım sen de. Ölen insanın ne dediği belli olmaz. Sen kendini evin reisi zannedemezsin. Bu evin reisi benim. Aile reisi benim, yazın oraya. Yazma, gebertirim. Yazsın kardeşim, hiçbir şey yapma. Yazsana sen Mecik Necmi, yaz. Sakın yazma.
Nasıl bu yani? Ailenin reisi benim. Ya. Kadınlar reis mi olur? Bu evlinin reisi benim. Git. Hayır ben. Abi. İnsanlıksız çıkayım mı? Meşhoş. Sen bu işe karışma abisi. Benim. Hayır benim kardeşim. Sen yaz oraya. Anlamıyor musun oğlum? Yazsana ben. Ya yavrum yaz sen. Bu ailenin reisi benim. Hayır ben. Bak Asalet Hanım. Ellerimi görüyorsun. Benim de görüyorsun. Ayaklarıma bak. Sen yaz kardeşim. Evin reisi benim. Hayır ben. Benim. Ben. Annem. Ay yeter artık şimdi. Çıldıracağım. Hayır benim. Benim diyorsan benim. Ben. Ben. Ay. Ay Nihalem hadi kalk lütfen artık yeter ya. Ne yaptım ben? Katil oldum Allah'ım ya. Ne yapacağım? Anam. Anam. Kız biri geldi kalksana. Kız kalksana biri geldi diyorum. Görecek senin öldüğünü. Benim başıma kalacak. Geldim geldim. Nihalem bana yardım et ne olur kurban olduğum. Bak öldüm diye salma kendini. Biri geldi seni bu halde görse Allah'ım ne yapacağım ben? Kız şöyle dur bari. Ölmenin sırası mıydı? İyice saldın kendini ha. O zaman her ölü kendini salsın. Hayret bir şey ya. Geldim, geldim. Tamam patlama ya. Alacaklı gibi kapı çalıyor. Şu tavayı tut Nihal'e bak. Sakın kıpırdama. Bak sakın kıpırdama. Geliyorum Nihal. Geldim. Ha, buyur kardeşim ne vardı? Merhaba iyi günler. Nüfus müdürlüğünden geliyorum da. Nüfus müdürlüğünden mi? Sayın filan mı var yoksa? Yok yeni bilgileri güncelliyoruz da. İçeri girebilir miyim? İçeri girebilir. Bir de azıcık bekle. Buyurun sizi şöyle alayım. Buyurun lütfen çekinmeyin. Nüfusa çok saygımız var. Hepimiz nüfuslu insanlarız. Senin yüzünden kayıtlara reisi olmayan bir aile olarak geçtik. Bu evde bir tane reis varsa o da benim kardeşim. Bak hala ben reisim diyor ya. Seni bana parayla mı verdiler kardeşim? Trip'te misin, Madrid'te misin arkadaşım? Bak bana arkadaşım diyor ya. Ben bu evin reisiyim be. Reismiş, pışık. Pışıkmış. Nanik! Eyvah, kayış kopuyor. Hiçbir şey kopmaz. Bana bak Asalet Hanım, bana tırıvır yapma, ayrıyeten kınımını yapma. Tırıvırmış, mırmırmış. Cart. Kabak kağıt. Aha, koptu bile vallahi. Deget patküt bisküvi sen de ağzını açtıracak bana ya, bak ya. Deget, yalayıt palamut. Gek gek güberek güberek güberek. Beni delirtme. Çilli. Üşütünüz iyice. Ay evet ya nefes alamadık burada. Yahu kardeşim yeter ya. Kim bu evin aile reisi? Bana onu söyleyin sonuç olarak. Kim? Bana bak. Sen kafayı mı yedin? Bu ailenin reisi kim olabilir? Tabii ki benim. Ha. Bu ailenin bir tane reisi var o da benim. Söyle lan Beşer. Söyle lan canım sen de söyle. Ne var lan? Bak elini indir Asalet Hanım. Elini indir. Ben elimle konuşuyor muyum seninle? Ha? El zor iner bana bak damat. Bir şey diyeceğim. Neden beşer tane penaltı çekmiyorsunuz? Niye? Oyun mu oynuyoruz Ömercik? Ya tartışmayı bırakın tamam. Seçime gidelim. Ne seçimi kardeşim? Bunlarla seçim mi yapar? Sandıkları çalarlar. Bizde her şey mert, dürüst. Kaçıyorsun çünkü korkuyorsun. Ben mi korkuyorum? Ne korkacağım ya? Bu seçim bölgesinden sana oy çıkmaz. Göreceğiz bakalım Valide Hanım. Beşer oğlum git bir sandık kap gel bakayım seçimi yapacağız hadi. Abi seçimi sonra yapsak saat 10'a geliyor daha dükkanı açmadık. Evet ticaret ayrı bir şey. Eviniz sizin mi yoksa kira mıdır? Evimiz aslında önce biz buraya kira olarak taşındık ama ben geçen sene burayı satın aldım. Bak havalara doğru bak, yukarılara bak. Gotik bir tarzdan döşettik biz bu evi. Küçücük, gotik gibi bir ev. Siz tek kişi mi yaşıyorsunuz bu evde? Şu anda aslında tek kişi yaşıyorum. Biz normalde iki kişiydik ama şu anda tekim yani. Tekim, başka hiç kimse yok. Tekim. Tek yaşamayı insan alışınca. Ben iki yazıyorum ama iki kişi yaşıyorsanız eğer. Yazın tabii iki yazın. O da insan nihayetinde o da insan. İki yazın siz şimdilik.
Beyefendi iyi misiniz? İyiyim iyiyim, ben sizi dinliyorum şu anda. Ayları iyisi siz misiniz? He, benim ellerim kırılsın. Beyefendi iyi misiniz? İyiyim lütfen, ben sizi dinliyorum, sorun. Eşiniz çalışıyor mu peki? Yok şu anda çalışmıyor. Ev hanımı olarak not alıyorum. Ne olarak not alın? Bakış açısına göre değişir. Ev hanımı, yer hanımı. Çoluk çocuk var mıdır? Yok, bu saatten sonra olacağını da zannetmiyorum artık. Ne çocuğu? Beyefendi iyi misiniz? İyiyim, seni dinliyorum. Sor. Yani sizin için mahsuru yoksa istiyorsanız yarın yapalım bu seçimi. Bence hiç mahsuru yok. Nasıl olsa seni sandığa gömeceğim. Gömeceğim. Yürü be annem! Koçum! En büyük anne bizim anne! En büyük anne bizim anne! En büyük anne bizim anne! Abi sonuçlar şimdiden belli oldu galiba. Doğru söylüyorsun. Bizim tabii ki daha şey yapmamız lazım değil mi yani biraz? Yarın benim Fener'in maçı var, ben maça gideceğim. Yani ben bunu diyorum ki hafta içi yapalım. Ya ben haber vereyim, ona göre seçime girelim. Bence hiç mahsuru yok damat. İstediğin zaman yaparız çünkü sonuçlar belli. Bakacağız be, şimdiden öyle demeyelim. Zamana ihtiyacımız var. Nasıl koktu? Olmazsa biz bir gezelim. Tabii abi. Biz bir şey yapalım böyle, bir dolanalım. Dükkana gidelim falan filan. Maçtan sonra, değil mi? Maçtan sonra olur, tamam. Maçtan sonra okey. Sonuç değişmez. Hiç fark etmez. İyi o zaman, ben müsaadenizi isteyeyim. İyi olur. Ben de şu şeyi yok edeyim bir an önce. Neyi yok ediyorsunuz? İşte bu moral bozukluğunu atayım üzerinden, geri gelirsin. Sorarsın ne istiyorsan. Tamam. Ne yapıyorsun? Ben veririm. Yok bana. Canım, estağfurullah. Dur dedim ya, dur sana. Ben veremiyorum bu, elim yok bu, al. Gene gel sonra ama şey yapma. Bu seçim işini ciddiye almak lazım Beşer. Alalım abi. Eğer almazsak bu kadın bizi kapının önüne kor. Ben bunu tanıyorum yani, anlatabiliyor muyum? Allah korusun abi ya, öyle düşünme. Hadi gel. Nereye gidiyoruz oğlum? Kuvvet gerizekalısına gidelim, bu işlere uyanır o. Ondan hem fikir alırız, gel. He tamam oğlum. Eyvah! İmdat! Bu da iyice kafayı üşüttü ha. Manyak mıdır nedir ya? Vallahi yazık günah adama. Ne hale gelmiş ya? Kubat! Kubat abi! Geldim abi, buyur. Gidelim, hemen gidelim. Nereye gidelim oğlum? Dur içeri gidelim, iki dakika konuşacağız. Yok abi, ne konuşacağız? Mümkün değil. Giremeyiz içeriye. Ana, hem kapı da kapandı. Kapı kapansın. Bahsile Nihal'e açsın kapıyı. Nihal'e şu anda kapıyı açamaz abi. Açacak durumda değil. Gidelim, hemen gidelim ya. Nasıl açacak durumda değil? Evde değil mi oğlum? Yok abi, evde de kendisi. Kapıyı açacak durumda değil. Söyletme beni işte zorla. Niye? Yani kendisi şu anda evde de abi, müsait değil. Nasıl müsait değil? Abi müsait değil işte zorla. Söyletme beni, konuşturtma. Söyle bakayım oğlum, bir yabancı mı var burada? Kendisi içeride. Donla oturuyor şu anda. Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Bak ardını kıracağım ha. Ne yapayım abi, sen istedin ben söyledim. Israr ettim bana, söylemeyeyim dedim, söyledim. Her şeyi açarak söyle mi dedim ben sana? Yürü gidelim, yolda konuşuruz hadi. Hadi gidelim abi, konuşuruz sonra. Ya Kubat abi, ayakkabılarını giymeyecek misin? He. Ya, yok ya, gerek yok. Bugün böyle gezeceğim. Gayet rahat. Havalansın ayaklarım. Daha iyi böyle. Terlik giy. Terlik. Şu anda terlikler çok terli abi. Ben de çok terliyim. Hastalığı var, sağlığı var. Ayaklarım mantar alıyor ondan sonra. Terli. Böyle iyi abi. Böyle gidelim. Hadi gidelim ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum bu Nihal'e var ya, hakikaten angutmuş ya. Ben şimdi çocuğa hak veriyorum ya. Evet. Lan böyle yalın ayak gidilir mi lan işe? Gidilir abi. Ne olacak ya? Bir değişiklik olsun. Hem ben böyle çok rahatım. Dans bile edebiliyorum vallahi. İstersen bak. You know I'm bad. I am bad. Bak görüyor musun abi? Ben şarkılı markalı türkü. Hadi gidelim. Beni takip edin lütfen. Bakın dansa eşlik edin abi siz de. Ne yapıyorsun anne? Seçim çalışması yapıyorum. Para sayarak mı seçimlere hazırlanıyorsun? Gazoz kapağı sayarak hazırlanılmıyor tabii. Kaç para istiyorsun? Niçin kaç para istiyorum? Bana oy vermek için. 300. Komik olma anne. Gerçekten böyle bir şey yapabileceğimi sanmıyorsun herhalde. 400. Olmaz dedim. 500 tiko. Yazık.
Parayla her şeyi yapabileceğini sanıyorsun. Bak şimdi görürsün. Anne, anne saçmalama. Lütfen çocuklara para verme. Bırak ya. Çocuklar da seçim coşkusunu yaşasınlar. Ver coşkuyu, ver coşkuyu. Anne lütfen. Kızlar, ne yapıyorsunuz? Her şey iyi güzel değil mi? Bir isteğiniz var mı? Yok anneciğim. Neyin peşindesin anneanne? Hiç. Aa, bu evde nasılsınız diye de sormak mı yasak yani? Ne bileyim, seçim dönemindeyiz ya hani. Ah, tamamen unutmuşum. Hakikaten yarın seçim var değil mi? Kime oy vereceksiniz yarın? Seninki de sorma anneanneciğim, net sana vereceğiz. Saçmalama kızım. Henüz karar veremedik anneanneciğim. Daha düşünme aşamasındayız. Her teklifi açığız yani. Niye sizin gibi güzel kızlar böyle evde oturuyorlar? Mesela sinemaya gitseniz de güzel bir film seyretseniz kaç para gerekebilir? 20, 50, hatta 70. Yani bir şeyler daha alırız. Hmm, yakalamışken yolayım diyorsun yani. Kimin torunuyuz anneanneciğim? Alın 100, 200. Hadi gidin, eğlenin yavrularım. Teşekkürler. Annem benim. Sen gitmiyor musun? İbiş. Beni parayla satın alamazsın. Boşuna uğraşma. Tamam canım. Onu biliyoruz herhalde. Nereye gidiyorsun kız? Yayın evine gidiyorum. Yemin çek. Vallahi. Nasıl randevu aldın? Mayolu fotoğrafımı gönderdim. Şık şık şık. Yok deve. Sensin deve, camış. Şaka yapıyoruz herhalde. Gülsene lan. Anneciğim yok ya, randevu falan yok. Öyle direktman gidiyorum işte. Kızım nerede görülmüş öyle pat diye kitap bastırmak? Bence şöyle biraz bir şeyler ver. Basın de, bitsin bu iş. Alırım bak. Al şimdi. Seçimden sonra biraz zor alırsın. Anam benim. Garip anam. Çilekeş anam. Oyum sana feda anam. Ver ver ver. Al yavrum. İbiş. Çocuğa aslanım hayır, hayır yok. Ne bir kadınla da derdin çok olur aslan. Ya turist arkadaşım, 2 saattir inceliyorsun. Allah'ını seversen ne anlıyorsun? Elektronik eşya, cihaz işte ya. Ben sana bunu veriyorum bak. Aa, o kadar indirim yaptım. Bak ablacığım. We wanna buy, do accept credit cards? Ben sen ne dediğini hiç anlamıyorum. Önce ben bak sana ürünü anlatıyorum bak. Bak televizyon var bu. Hala kredi kart diyor ya. Bak şimdi, televizyonu var diyorum, radyosu var, çok sağlam. Very good, very good, but... Okay. 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 Süper. Credit cards. Post makinesi yok yalnız bende. Nakit çalışıyoruz biz. Ben de şimdi bunu aldığım yere nakit para veriyorum. Karşılığında nakit alıyorum. You want this? You want this mi? Aa bunu mu veriyorum bana? Ya, inanamıyorum ya. Vallahi tam turistsiniz ha. Bir de bir turist kazıklıyor diyorlar. Sen beni kazıklamaya mı çalışıyorsun? Arkadaşım bundan tuvalete git. Orada da böyle müzik falan... Ya bırak şunu gözünü seveyim ya. Bu paraya bu olur mu? Allah'ını seversen. Bundan tuvalete git. Orada da müzik çalıyorlar. I don't understand anything. Can you just... Ya bak çok İngilizce de bilmiyorum. Okulda doğru dürüst İngilizce öğretmediler. Bir it is a pencil biliyorum. Ne işime yarar? Hala burcu. Vallahi canım sıkkın ya. So do you want us geçmiyor. To buy? Bak do... ben bunu nereme çekeyim? Neremden şey yapayım ya? Allah'ını seversen. Kredi kartı geçmiyor. Nakit çalışıyorum diyor. Do you want us to buy it or not? Vallahi anlamıyorum. İnanın anlamıyorum sizi. Stand up. I don't understand. Stand up. Mr. Brown, go to the seaside. I am going to cinema. Ne bileyim ben ne diyorsun? Ay vallahi böyle gecelik lan kaçtım geldim. Hoş geldin Nihale. Ay süperim vallahi yengem süperim yani. Hoş bulduk. Ne oldu? Kubat kafama tavayla vurdu. O yüzden mi böyle keyiflisin? İştem de bayağı ustalaştı bu işte. Ustalaştı vallahi halacığım. Böyle hiç sektirmeden tavayı kafama geçirdi yani Angut. Nihale sen iyice anormalleştin. Yani sevindiğin şeye bakar mısın? Ay mazoşik miyim ben yengem yani? Buna sevinmiyorum ayrıyetten yani. Mazoşik miyim neyim yani? Niye bu kadar mutlusun o zaman? Ay çünkü enayim beni öldü zannediyor. Öldü mü zannediyor? Yani böyle ölü taklit yaptım. İnandı saftorik.
Yazık. Tam aradığımı buldum ha. Bu megafonu kaça satıyorsun Kubat? Ne desen boş abi ben bu saatten sonra. He? Oğlum ne oluyor lan? Durup durup buran mı geçiriyorsun yine? Ben buran geçirmeyeyim de kimler geçirsin abi? Yavrum anlatmıyorsun ki eniştenin ne olduğunu. Bir söyle belki derdine derman oluruz. Merak etme abi ileride hepiniz anlayacaksınız beni zaten. E anlayacağız da anlatmıyorsun ki yavrum. Karşı komşunum ben senin her şeyden önce. Akrabalık bir tarafa. Bir anlat bakayım derdini, sıkıntını. Kaç para oğlum buna? Kaç para yazıyorsun bir söyle. Boş para Aslan abi al git senin olsun. Bir şey istemiyorum. Vay bunu duyduğuma Allah'ıma sevindim bak Kubat. Hiç duymadığım laflar senden. Havai fişekli var mı kardeşim? Akşam bizim kızların aklını alayım diyorum. Ben yakında hepinizin aklını alacağım zaten. Hiç merak etmeyin. Hala diyorsun yani. Bak şimdiden benim aklımı almaya başladın ha. Ne oldu oğlum? Sen daha ne gördün ki Aslan abi? Kubat parasını vereyim lan. Ay sonra kızlar bir ağlamaya başladı, bir ağlamaya başladı. Nüfus memuru da neye uğradığını şaşırdı. Vallahi adam böyle kaçarcasına uzaklaştı bizim evden yani. Fazla uzatma istersen yerliciğim. Bir an önce ara, yazık günah. Ay ne yazığı anneciğim, ona acınır mı? Yani aslında ben de öyle düşünüyordum halacığım ama... baktım gördüm, gerçekten seviyormuş beni öküzüm. Ne zaman anladın bunu? Kafana tavayı yiyince mi? Hayır, hayır halacığım. Ömercik gibi ağlamaya başlayınca. Aşk. Bana kusura bakma ama vallahi senden adam olmaz. Ay neticede kardeşim ben de seviyorum yani. Aşığız. Mutlu bir evliliğimiz var canım bizim. Halacığım, sen sevecek başka bir şey bulamadın mı? Evladım, bulsa şu an ölü taklidi yapıyor olur muydu? Ya kendini öldürmeye kalkarsa? Ay yok halacığım, onun gücü anca bana yetiyor. O bir şeycik yapamaz yani. Nihal'cim uzatma, ne olur ne olmaz söyle. Aa, söylemeyeceğim. Bir şeycik olmaz yengem yani. Hiçbir şeycik olmaz. Asalet şimdi bizim evdekilerin bütün hepsini paraya boğmuştur enayi kadın. Enayi menayi. Basıyor parayı, alıyor oyları. Biz ne yapıyoruz? Haybe'ye bunlarla uğraşıyoruz. Ne demek haybe'ye uğraşıyoruz? Oğlum görmüyor musun? Bu bizim seçim stratejimiz. Gerizekalı. Seçim stratejimiz var ha? Oğlum sen okuduğunu anlamıyor musun? Angut. Abi ben okudum ama hiçbir şey anlamadım vallahi. Nasıl bir şey anlamadın? Yazdığın şeyi de bilmiyorsun yani. Ne diyor burada? Aşırı demokrasi için... aslanı, kral, seçin. Bu kadar basit. Ne e'si? Asalet onlara para veriyor. Oysa ben herkesin demokrasi ve sakin kalmasını istiyorum. Vaatleri bu. Tamam. Velev ki seçimleri biz kazandık. Kızların gezmesine, tozmasına karışmayacak mısın artık? Nasıl karışmayacağım mı? Karışacağım tabii oğlum. Seçimlerden sonra, şimdi olmaz. Ha, kızları kandıracaksın yani. Onlar beni yıllardır kandırıyorlar. Bırak da biraz da ben onları kandırayım be beşer. Ulan ne adamsın ha, bazen beni anlıyorsun. Demokrasi ve özgürlük diyeceksin onlara. Anlatabiliyor muyum? Önceden vereceksin kızı işte. Siyaset bu oğlum. Yapacaksın. Dümen, dümeni yaptıktan sonra eline geçirdi mi kozları iş bitmiştir. Geçmiş olsun ya. Bilin bakalım yarın piyasaya neyim çıkıyor? Şık şık şık. Cücü? Yoksa basmayı kabul mü ettiler? Herhalde edeceklerdi enayi. Bir tomar para verdim heriflere, bir tomar. Ha, ne yani? Şimdi sen kendi kitabını kendi mi bastırdın? Sakıncası mı var? Tek taşımı da kendim aldım. Ne olmuş yani? Ha, çok banalsin. Süper. Bu nasıl? Bak bakayım bir. Ver oyunu aslana, kurban olsun baban sana. E buradan iki oy alırım artık. Çok banal abi ya. Ben olsam vermem oyun. Şşş. Bana bak oğlum. Sakın orada milletin içinde bana böyle muhalefet yapma ha. Duydun beni? Duydum abi. Aman abim ne diyorsa doğrudur diyecek. Tamam, okey abi. Ben hani belki daha güzel bir şey, yani güzel bir slogan buluruz diye o manada şey ettim yani. Boş ver, anlayana zaten. Beyine göre yapacaksın oğlum. Bizimkilerin aklı bir tek buna yeter. Doğru diyorsun. Zaten o benim oyu bende. Değil mi? Evet, o garanti. Ahsen'le Ayben'in oyunu da alırsam... bir de Meyveşit avladı mı o zaman rahatlarım. Ya bak senin bilmediğin bir şey var yavrum. Acayip itiraz ettim ben. İtiraz. 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 Anladın mı? Yani benim açıkçası Asalet'in oyuna da ihtiyacım var. O kadar yani. İstiyorum abi. İstiyorum yani. Kadın beni delirtti çünkü. Sen kazanamazsın bilmem ne. Ulan kadın, kadın dediğin yemeğini yapar, ütüsünü yapar gider. Sen artık yaşlanmışsın otur oturduğun yerde.
Akşama kadar tavşanla biz uğraşıyoruz. Kuşla biz uğraşıyoruz. Gümrükteki malları biz çekiyoruz. Bunları dinleten yok. Yok, bu evin reisi benimmiş. Ya görürsün sen. Kuzum, bu televizyonda da hiç kitap programı yok. Anlayamıyorum. Yukarıdakine bir bak istersen. Şaka yapıyorum de bana. Hayır, şaka yapmıyorum. Bizim adada da televizyon var ya. Şaka yapıyorum de lan bana. Tamam tamam, şaka yapıyorum. Gülün lan! Gülün! Gül, gül, gül! Gül lan. Bana bir daha böyle abuk subuk şakalar yapma abla. Zaten gerginim. Niye gerginsin ki? Ne güzel kitabın çıkıyor piyasaya. Salak, ondan gerginim işte. Ya eleştirmenler beğenmezse? E teyzeciğim, sen de eleştirmenler okutmazsın. Ay ben şaka yapıyorum de. De lan. Şaka yapıyorum. Gülün ama fazla abartmayın. Salak. Allah'ım. Oh, çok heyecanlıyım ya. Çok heyecanlıyım. Kitabım basılıyor, bebeğim çıkıyor. Ne zaman çıkıyor piyasaya? Yarın. Vay be, hıza bak. Fiyatı ne kadar olacak peki? Erkeklere 10, kadınlara 5, yaşlara 5. Şaka yapıyorum lan, gülsenize, espri. Çok gerginim. Sözlüklerde kötü şeyler yazarlar mı acaba? Ay Jüjücüğüm ya, bu kadar heyecanlanma. Yani abartma artık muhabbeti. Alt tarafı bir kitap basacaksın. Ah. Özür dilerim. Özür dilerim, çok gerginim. Çok gerginim ondan böyle, yoksa yani hiç size karşı içimde kötü bir şey yok. Oh. Ay Cici dur. Dur bir sakin ol ya. Sakin, sakin, sakin. Hala bana sakin deme kardeşim. Ben tam bir gece sabaha kadar o kitabın üzerinde çalıştım. Emeğim, emeğim. Kimse bana saksı muamelesi yapmasın. Erol Büyük Burcum ben. Erol Büyük Burcum. Saksı değilim, anlıyor musunuz? Üfle, teyze, üfle. Teyze, tamam. Kendine gel. Durma lan bana. Şşt. Hop. Tamam, sakinim. İşte gerçek Erol Büyük Burç geldi herhalde. Oylar asalete, düşmeyelim sefalete. Annem! Çekilin lan, benim annem o. Önce ben soracağım. Aşk gidip. Hayatım. Anne. Şşt, lan hop. Alın. Anneciğim. Alın. Muhabbetine de doyum olmadı vallahi. Kubat 30 Şubat. Uyukluya uyukluya geldin oğlum. Gel bize gel hadi. Acaba yemeği sizde mi yesem diye ben de düşünüyordum ha. Gel bizde ye diyorum sana. Nihale'yi de ara gelsin. He. Yok, o zaman Nihale de hazırlamıştır bir şeyler. Ben gideyim evde yiyeyim abi. Ayıp olmasın Nihale'ye. Bir sürü şey hazırlamıştır. Ne ayıp olacak oğlum? Ben konuşayım istiyorsan. Yok abi, yok. Hiç gerek yok böyle şeylere. Olur mu? Ben konuşurum kendisiyle. Hem sen seçim arifesinde böyle şeylere abi hiç gerek yok. Şey olur, şey yapar. Seçim ilgilen değil mi abi? Ben konuşurum ya. Doğru söylüyorsun, sen konuş. Oğlum senin böyle bir ani giriş çıkışların beni delirtiyor bak ha. Söyleyeyim yani Kubat. Sen gel lan bize hadi. Bilmem ki abi. Jüride hani falan rahatsız olmasın. Jüride evde yok ki, gerizekalı. Gel diyorsam gel, ne yapacaksın? O zaman ben hiç gelmeyeyim abi, ben eve gideyim. Gel lan şimdi be. Yürü git hadi. Anam. İyi akşamlar abi. Bilgi var, sohbet var, muhabbet var. Adamlara bak. Girin gidin, ben gelmeyeyim. Ben açarım. Geldim. Çünkü rahatsızlanım, hayır, hayır yok. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırdır kızım? Bayram değil, sayran değil. Niye giydin bakayım benim Alex formasını? Bu seninki değil ki, benimki. Seninki mi? Nasıl yani? Senin öyle bir forman yok ki. Artık var. Ben aldım torunuma. Ne diyor lan bu? Bana Alex forması aldı da onun havasını yapıyor. Vay Asalet Hanım. Küçücük çocuğun oyuna göz diktin ha. Vay be. Onun bana oy vermeyeceğini biliyorum aslan. Ama neden yaptım peki? Çünkü ben dürüst, özverili,
tarafsız bir liderim. Bilgilerinize arz olunur. Sen de aldın değil mi utanmadan? Olmasa mıydım? Alex forması almış kadın. Doğru diyorsun. Ben olsam ben de alırdım. O ne? Sonra anlatırım. Şimdi canım sıkıldı. Al bunları götür de kimse görmesin. Yukarıya koy. Hadi. Hoş geldin hayatım. Aç mısın? Yani biraz. Evlen evlen. Ay bak evlen de başına neler geliyor. Evlen. Tamam oğlum. Nihale kız, ölü müsün hala? Nihale? Nihale, kız hala ölü müsün diyor. Ses versene, insan ölü olsa kocasına bir ses verir. Nihale, Allah. Nihale. Nihale hala ölü müsün diyorum kız. İnsan bir ölü de olsa ses verir. Nihale. Allah'ım nedir bu başıma gelen ya? Nedir bu ya? Nihale diyor. ne yaptınız bakayım kızlarım? Bugün de yüzüme pek bir güzel görünüyorsunuz ya. Bize mi diyorsun? Size diyorum tabii. Seçimler yaklaştı ya ondandır. Ya ne alakası var ya? Senin de aklı fikri seçimde Valide Hanım. Bari yemek yerken konuşmayalım. Huzurumuz bozulmasın yani. nasıl geçti gününüz çocuklar? Sıradandı babacığım. Yani bütün gün evdeydik. Ya. Yalana bak. Gündüz sinemaya gittiler. Öyle mi? Demek sinemaya gittiniz. Nasıl film güzel miydi bari? Ha? Mehmetciğim biz niye gitmiyoruz sinemaya? 20 yıldır sinemaya gitmiyoruz ya. Ben de özledim mısır pörtletmeyi. Aslancığım ciddi misin? Ciddiyim tabii yani. Gidelim. Hatta Valide Hanım'ı da götürelim sinemaya. O da özlemiştir öyle değil mi anneciğim? Ah Seçim sen nelere kadirsin. Ne gibi? Seçim yaklaşıyor ya. Ha? Sen biraz kaymaklaştın. Ya ne alakası var anneciğim yani? Gerçekten takıntı yapmışsın. Annen de seçimlerle bozmuş kafayı anam. Yazık yazık. Biraz bulgur alabilir miyim ben? Al hayatım. Teşekkür ederim. Çok koyma gaz yapar. Bu ne ya? Matem havası gibi. Yok ya bu siyah beni çok kapalı gösterdi. Daha renkli bir şey giyeyim ben. Celal Bey, merhaba. Vallahi haberler sizde. İnanmıyorum. Hepsi basıldı mı? Kapakta benim verdiğim fotoğrafı kullandınız değil mi? Ne demek o? Herhalde kendi bacaklarım. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Sonra bir gün yine sinemadayız. Sevgili anneanneniz geldi. Karanlık ya. Tabii sinemada olduğumuz için. Geldi başka bir çifte sardı bu sefer. Adam saftorik biz zannetti onları. Hiç de saftorik değilim. Aslan dedim. Adam hayır dedi. Tamam dedim gittim. Artı bir de tokat attın adamcağız anne. Yok canım. Sağ ol derken öyle yani elim çarptı. Vay be. Demek ki sizin de sinemada basılmışsınız bana. Herhalde kızım basıla basıla öğrendik. Yani sonuçta bize bu işi öğreten anneanneniz. Baskıcı anneanneniz hem de üstüne not düşerim yani. Kim? Ben mi baskıcıyım? Allah kuru iftiradan saklasın. Aa baskıcıydın anne. Yaşlanınca biraz düzeldin sanki. Yaşlanınca? Hayret. Herkes bayılıyor ayol sokakta. Elbisem nasıl? Cücü, nerede giyeceksin sen bunu? İmza günümde olursa tabii. Ama nasıl, neyse boş ver. Nasıl?
Yani güzel ama biraz cafcaflı. Fazla iddialı. Disko topu gibi. Hani vardır ya öyle pırıl pırıl döner şöyle. Bence çok yakışmış. Aa, ciddi misin? Evet. Tarz olarak seni çok yansıtıyor hesabı. Ya. Ay canım eniştem ya, ben de aynı düşüncedeyim. Şu evde beni anlayan tek insan sensin. Aman efendim, estağfurullah, estağfurullah. Çakal. Şimdi de Jülyen'in oyuna göz diktin değil mi? Nihale. Canım karıcığım benim. Sıcak limanlar gibiydik, ne güzel seninle. Kusura bakma, böyle üzerine gazete mazete falan örttüm. Ayıp oldu sağ karşı ama. Öbür türlü de çok bir şekilsiz, çok bir biçimsiz duruyordun. Ne yapayım? Üstten aşağı bir konuk, misafir. Bak bulmacalara geldin şimdi. Böyle olsun istememiştim Nihal'e ama sen de o tavayla benim kafama vurmayacaktın ki. Lanet olsun, ben de öyle güzel isabet ettirdim ki. Bir koydum, tam böyle füze gibi kafaya geldi ya. Normalde atsam gelmez öyle. Hatırlıyor musun, seninle ne güzel günlerimiz vardı. Bir gün böyle levyeyle sırtına vurmuştum da levye kırılmıştı. Bir gün de kafanla vazo parçalamıştım. Vazo parçalanmıştı, kafaya bir şey olmamıştı Nihal'e. Bir gün de lavabonun kenarına vurdum çeneni, lavabo kırıldı ya. Sağa hiçbir şey olmamıştı Nihal'e, hiç ölmemiştin. Neye ölüyorsun acaba? Çok zor. Nihal'e, şimdi senin üzerine bir arı konacak. Sonra o arı havalanacak, gidecek çiçeğe konacak. Belki de o arı ben olacağım. Ya da çiçek de olabilirim, bilemiyorum şu anda ama. Ne güzel günlerimiz vardı sende. Hey gidi günler. Kanın yerde kalmayacak Nihal'e. Ben kendi ellerimle kendi cezamı veririm. Çekeceğim cezamı. Alo, iyi günler. Karakol mu, polis mi? İyi günler amirim. Nasılsınız inşallah? Çok sağ olun, ben de iyiyim. Üzerinize afiyet, karımı öldürdüm ben. Evet, öldürdüm.
tavayı fırlatmak suretiyle oldu komiserim. Tam böyle isabet ettirdim kafasının arkasında. Kendisi öldü şu anda evde içeride. Ölü yerde eve. Hemen efendim adresi veriyorum size. Öncelikle adımı söyleyeyim. Kendi kendimi ihbar edeyim efendim. Ben Kubat 30 Şubat. Pınar Sokak numara 33. Bekliyorum, hemen acilen bekliyorum efendim. İyi günler. Çok Türk polisinden gurur duyuyorum. Hemen beni yakalayın. İyi günler efendim. Of Nihal'e ben ne yaptım sana ya? Nihal'im meğerse ben seni ne kadar çok seviyormuşum bilmiyordum ki. Yemin et! Anam! Ay ben kadar çok seviyorum Kubat'ım! Anam! Ay! Kubat'ım! Kubat'ım! Ay Kubat'ım! Kubat'ım öldüm! Öldün mü Kubat'ım? Ay ölme! Ölme Allah'ım! Allah'ım ölme Kubat'ım! Kubat'ım! Hayatım uyumadı mı sen? Yok hayatım uyku tutmadı. Vallahi seni bekliyordum ben de. Ay yavrum nasıl solmuşsun ya? Yüzünde ne kadar solgun gösteriyor. Yoruluyorsun değil mi? Ay hayatım sorma. Perişan haldeyim. Ya bir tane tabii ev işleri yapmak zor. Bütün gün ütü yap, bulaşık yıka, çamaşır yıka, ütü yap, bulaşık yıka, çamaşır yıka. Delirir insan yani. Ay evet hayatım çok zor. Anca kömür işçileri bizim kadar çalışıyordur herhalde. Doğru söylüyorsun değil mi? Arıyorsun çıkacak mı diye. Haklısın haklısın. Bir tanem seni bu işten rahatlatalım. Bir tane kadın tutalım ev işlerini yapmak için ya. Ciddi misin? Hakikaten ciddiyim bak. Ben ne yapacağım? Sen bırak bu kadın işlerini. Yani artık bu kadar yaşa gelmişsin. 3 tane çocuğun var. Git sporunu yap. Tabii fotoğrafını çek. Dansa git. Tango mango yap. Vallahi diyorum bak. Tango mu? Ay, gidelim vallahi hayatım. Sen de gel lütfen. Ben? Evet. Tango yani. Gelmez miyim bir tanem? Sen bana oyunu ver. Ben baleye de gelirim, tangoya da gelirim, kangoya da gelirim. Her şeyi yaparım. Alçak herif. Bunlar seçim vaatleri miydi yoksa? Ya yavrum tam yüzlük yüzlük suyuna huyuna geldik. Suyuna mıydı kuyuya mıydı bir yere geliyordun ya kıyıya ha. Tam yüzlük yüzlük kıyıya geldik anam. O tango meselesinde tabii dili tutamadık yani. Sen bir saattir benim oyumun peşindeydin değil mi? Bebeğim biliyorsun yani ben onun peşindeyim. Başka neyin peşinde olabilirim yavrum? Ay aslan sus. Ne pişkin adamsın ya. Ne yapayım yavrum başka türlü siyaset yapılmıyor bu evde. Defol. Çık yatağımdan odamdan lütfen. Tamam giderim yavrum ne olacak ya. Zaten işim var. Gideceğim odalara afiş yapacağım. Salonu olduğu gibi boyayacağım abicim. Kendime. Ben kendime çalışacağım bundan sonra. Kusura bakma. Demokrasi istiyorsan oyunu bana ver. Delirmişsin sen, delirmişsin. Hadi. Doğru söylüyorsun, delirdim. Ya şu güne geldim. 43 yaşındayım. Daha bir şey verdiğini görmedim ya. Eyvallah. Banker Bilo, bakıyorum da seçim çalışmaları tamız devam ediyor. Kolay gelsin, kolay gelsin. Koltuk düşkünü aslan. Mehveş kıçına tekmeyi vurdu galiba ha? Yo, kendi isteğimle tayin oldum bu kata. Afişlerimi asacağım da. Ne afişi? Seçim afişleri. Bak bakayım, beğenecek misin bak. Ay ben, o ben, ah sen. Babanıza oy verin Allah'a sen. Hepsi bu kadar komik mi? Çok daha komikleri var. Asacağım seyredersin bakarsın. Aslan. Hazır kimse yokken bir şey soracağım. Bana oyunu kaça satarsın? 15. Dur hemen gitme. İç konta yok, vade yok. Hilal tapını getireyim mi? Aslan. Ne? Şu seçimi bir kazanayım. Seni sürüm sürüm süründüreceğim. Bahçeye kulübe koyacağım, orada yatıracağım. Bizim bahçede kulübe yok ki. Alırım. Doğru söylüyorsun. Ama ben kazanırsam kulübe bile almam. Ayaz'da yatacaksın ona göre. Niye parayı boşa harcayayım ki? Vay benim kayınvalideciğim, hala inanıyorsun alacağına. Bu memleketin yeni, genç, dinamik insanlara ihtiyacı var, unutma.
aynana arkana yaslan. Bu diyarda benim kral aslan. Ah be Kubat'ım işte. İnsanoğlu böyle kuş misali. Bir bakmışsın buradasın. Bir bakmışsın uçup gitmişsin böyle. Allah'ım Allah'ım ben ne yaptım? Ah be Kubat'ım. Kim beni sevecek? Kim beni dövecek? Niye gittin beni bırakıp? Ah Kubat'ım. Ay Allah'ım. Kaç yıl verirler acaba bana? Vallahi bu gencecik yaşımda zindanlarda çürüyeceğim ben. Kubat kalksana ya. Uyansana Kubat'ım. Açın kapıyı polis. Açın kapıyı yoksa zor kullanmak zorunda kalacağız. Kimse yok mu içeride? Allah'ım. 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 Açın diyorum size. Açıyorum. Üst kattan geliyorum. Kimse yok mu içeride? Açın kapıyı diyorum size. Yoksa zor kullanmak zorunda kalacağız. Geldim, geldim hemşerim, geldim. Açın kapıyı diyorum size. Ay, ay kusura bakmayın. Üst kattan... Hayırdır memur bey? Kubat 30 Şubat'ın evi burası mı? Ha evet burası. Buyurun ben eşiyim. Nasıl yani eşsiniz? Bildiğiniz resmi nikahlı eşiyim. Karakola arayıp bir ihbarda bulunmuş da kendisi. Ne ihbarı canım? Sizi öldürdüğünü söylemiş. Ay beni öldürdüğünü mü söylemiş? Ay işte ben buradayım yani. Ah Kubat'ım. Gene içmiş rakıları sapıtmış belli ki. Kendisi evde yok mu şu an? Yok meyhanededir. Sonra gelir yani keşlerin yanında. Siz iyisiniz değil mi? Size bir zarar verdi mi? Ay ayol beni öldürmüş ya. Daha ne zarar olsun? Neyse kusura bakmayın rahatsız ettik. Ay estağfurullah memur bey. Gelin çay ikram edeyim diyeceğim ama görev başında içmiyorsunuzdur diye şey etmiyorum yani. Yok sağ olun bizi almayalım. Bir şey olursa haber verirsiniz. Tamam haber veririm. 155 polis imdat. Evet. Kesin. İyi günler. Tamam. 155. Çıldırmış mı? Hırslı köpek. Küçüre aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. Yeni kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman yok. Küçüre aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. Yedi bela bu evde ben aslan kralım hep akıllı. Benim de sana bir katkım bulunsun. Aslan. Aynana arkana yaslan. Bu diyarda benim kral aslan sağ. Aslan. Hatımı vermem asla sana. Dır dır etme oluyorum asla. Kaynana arkana yaslan. Bu diyarda benim kral aslan sağ. Beşer. Beşer. Dır dır etme oluyorum asla. Beşer. Ha? Ney? O kitabı kimse okumamalı Beşer. Hangi kitabı? Hostesin yazdığı kitabı. Tamam da sen kimsin birader? Gayip ben, meşhur. Gayip mi? Neredesin peki? Lan oğlum gayip dedik ya, laftan anlamıyor musun? Aa lan, çok kötü düştüm galiba. Çok. Vallahi çat diye ses geldi Beşer. Aha da bu olmadı işte. Dur abla ben sana yardım ederim ya. Yok yok. Beşer kardeş. Gerek yok. Yok ben hallediyorum. Nasıl gerek yok abla ya? Kurban oldum hele getir getir getir. Ver bana ver bana. Ay kendileri pek ağır değil ya Beşer. Ablacığım sen ver bana ya. Oh, oh, ne var bunun içinde abla ya? Ceset koydum. Götürüp Times nehrinden atacağım. Şaka baka bir tarafa da.
Vallahi çok ağırmış bu ya. Ya çok fazla uzaya götürmüyorsun değil mi abla? Yok yok, hiçbir yere götürmüyorum. Öyle evin önünde bir tur atacağım dedim. Çantayı gezdiriyorsun ha? Evet, çantayı gezdiriyorum. Ayıptır söylemesi, yeni aldım da ben bunu. İçine daş koydum. Bakalım dedim, taşıyor mu, taşmıyor mu diye. Deneme maksadıyla yani. Bayağı taşıyormuş. Taşıyor değil mi? He. İyi madem, o zaman ben eve döneyim taşıdığına göre. Gideyim Kubat'ın falan uyanır. Onun yemini, suyunu, arpasını falan vermem lazım. Yazık, meczup. Görüşürüz Beşer kardeş. Anam, şunu o zaman böyle. Anam, ay, götürüyorum. Biraz daha tabii. Abla, Kubat abiye selam söyle. Heh, aleyküm selam, aleyküm selam. Allah, söylerim. Allah. Burada da var. Bak bak. Aşırı dövme kızı. Kızlar ne oldu? Ne kıkırdıyorsunuz kız tavuk gibi? Seçim afişlerine bakıyoruz babacığım. Aferin size. Anladınız mı bari? Güzel güzel, harika. Biz bayıldık yani. Görün Valide Hanım, siyaset böyle yapılır. Anlamıyorsanız öğreteyim. Gördüm. Ben alacağım dersi aldım aslan. Sen daha ne aldın ki? Yeni başlıyoruz. Daha bekle, bekle. Baba iyi misin sen? İyiyim kızım. Ne oldu ki? Ne bileyim, o sloganlar mloganlar garip geldi. Şş, yavrum, vatandaş memnun. Sen ne yapacaksın? Vardır babanın bildiği. Bak işine. Rahat ol. Rahatına bak sen. Rahatına. Hadi kızlar, kahvaltıya. Anne! Anne! Canlıyım, canlıyım, heyecanlıyım anne ya, anne! Ne oldu? Ah, kitabım basıldı! Şimdi kitapçığa gireceğim. Bir uçan memelinin anıları geldi mi diyeceğim. O da diyecek ki, ahın da şurada, Orhan Pamukların yanında. Ben kaçtım. Görüşürüz. Görüşürüz hücüm. Bol şanslar. Beyefendi, siz tam olarak hangi kitabı arıyorsunuz? Sizde uçan memişler macerası var mı? Memiş mi? He, hani yarasalarda da oluyor ya. Beyefendi, ben sizi tam olarak anlayamadım. Yazarın ismini biliyor musunuz? He, biliyorum. Jülide Mermercin. Ha, siz bu sabah gelen kitabı diyorsunuz. Bir uçan memelinin anıları. Öz! Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Beyefendi, kitabın adı öyle. Olsun, hadi ver ver ver. Ver kitabı. Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun? Ben hepsini alacağım. Hepsini alacağım. Çabuk kapat orayı. Hepsini mi? Evet evet, hepsini alacağım. Hepsini alacağım. Beyefendi. Al şunu. Al şunu. Hepsi sansın sen lan. Hepsi sansın. İyi günler. İyi günler. Neyiniz var hanımefendi? Kargom var. Aa, nerede kaldınız be kardeşimiz? Kaç saattir sizi bekliyorum ben burada. Buyurun buyurun burada. Eşek ölüsü gibi ağır. Maşallah. Gel yardım. Yardım yardım he. Allah. Bakın dikkat edin. Çok narindir. Kırılmasın yani, olur mu? Merak etme hanımefendi. 3 aşağı 5 yukarı kaç günde gider bu? Yarın akşam orada olur efendim. Ha, iyi iyi iyi. Duvağla yollayın olur mu? Olur. Duvağlar eşliğinde gitsin olur mu? El Fatiha. Ay anneanneciğim, ellerine sağlık. Allah razı olsun. Anneannem benim, ellerin kolların dert görmesin. Valide Hanım, kusura bakmayın ama bu yaptığınız hareketler seçim kanununa göre de aykırı bir hareket yani. Biraz kendinize gelin lütfen. Git o zaman şikayet et. Bu
kuralları bozuyorsunuz. Ne şikayet edeceğim kardeşim? Burada hakkımızda bir şey istiyoruz yani. Afiyet olsun yavrularım. Sağ ol babam. Sağ ol baba. Hem siz niye böyle tatil gününde evde oturuyorsunuz? Kalkıp gezip tozsanız da bütün arkadaşlarınız dışarıda elinde telefon, Facebook'ta, Twitter'da geziyorlar anasını satayım. Siz niye buradasınız ya? Yemin et. Tabii ki. Ben bunun altında kalamam. Yavrum. Hadi gidin çocuğum. Yakışıklı olanlarla. Yiyin. İçin. Gezin. Dolaşın. İstediğinizi yapın. Allah! Evet yavrularım, ne istiyorsanız yapın. Hatta yani artık cıkık cıktığı kadar eğlenmeye bakın. Ya verin coşkuyu. Hatta o mini eteklerinizi şuraya, nasıl olsa lastikli o, şuraya kadar çek. Bence bu uzun olmuş. Biraz daha getir buraya. Değil mi? Ay siz gezerken babanız da Türkçeyi öğrenecek. Lastikler hazır olacak, hazır olacak. Ay damat. Yok artık. Allah'ım. Ya boş versene. Koş, koş. Allah! Koş, 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 koş. Ay ben bir şey anlamadım. Ne oldu bu kızlara? Babam akıllarını aldı. Aslan? Yani benim de aklımı aldılar galiba Meveş. Biz acaba şu şey, başkanlık işine son mu versek bilmiyorum. Biraz beynim allak bullak oldu ya. Merhaba. Buyurun. Bir uçan memelinin anıları adlı kitap geldi mi acaba? Bugün çıkacaktı da. Geldi efendim. Bir tane alabilir miyim? Alamazsınız maalesef. Hepsi satıldı çünkü. Ne? Hepsi satıldı mı? Ah, nasıl yani hepsi satıldı? Gelir gelmez satıldı işte. Bir tane bile kalmadı elimizde. Ah, ah, harikasınız. Ah, ah, teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettiniz. Başarı. Hayırlı olsun Meşer Bey, hayırlı olsun. Eyvallah, sağ ol kardeş. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ah, bunlar amma da varmış ha. Afiyet anacığım. Vallahi mecbur olmasaydım yapmazdım ben bunu. Ay, ay anne. Ay, ay çok sağ ol. Of. Ay ellerin dert görmesin anneciğim. İstersen fincan da çekerim. Ay yok yok, böyle daha iyi. Şimdilik bu kadar. Yani bu kadar mıydı? Gerisi seçimden sonra. Anne sen ne acayip bir kadınsın. Yani bu da mı seçim yatırımıydı? Ne yapalım hayatım? Ne kah ekmek, o kah köfte. Hayatım, bilin bakalım ben ne yaptım. Ha, aslan o ne? Ayaklarını yıkamak için getirdim yavrum. Ha, seçim için yapıyorsan hiç boşuna uğraşmazsan. Sırf bu yüzden sana oyu vermem. Hayatım ne alakası var? Ben hayatım boyunca hep bir kadının ayağı nasıl yıkanır, o duygu nedir onu merak etmişimdir yani. Müsaade edersen onu uygulamak istiyorum. Getir ayaklarını, getir. Getir. Yalanlarını yiyeyim. Ay gıdıklanma. Ay ama gıdıklanma olur mu? Yok yok, sayı pantolonu. Ben de masaja devam edeyim o zaman. Ay. Anne ne oldu? Hani seçimden sonra masaja devam edecektin? Ne yapalım hayatım? Ah. Koşullar böyle. Ay ay ay, delisiniz siz ya. Baba yürü hadi, geç kalıyoruz. Baba nerede? Layık olduğu yerde. Baba! Ne yapıyorsun sen ya? İyice bozdun kendini. Yavrum seçim ayağına yedik bitirdik kendimizi ya. Aslan! Hani içinden gelerek yapıyordun? İçimden gelmişti tabii, geldi. Çok mutluyum anne! Çok mutluyum abla! Çok mutluyum yavru Alex. Çok mutluyum Kunta Kinte. Ne oldu kız? Nobel mi aldın? Hayır ama almış kadar oldum. Çıkar çıkmaz hepsi satılmış. Ne yapmış, ne çıkmış, ne satılmış? Ay ne satılacak enişte, kitabım satılmış. Ay inanabiliyor musunuz ya? 20 tane kitapçı gezdim, bir tane kitap kalmamış. Çok sevindim cücüğüm. İnanmıyorum. Ha,
Ben en çok sevindim baldız baldan tatlı kız. Ben daha çok sevindim. Canım yavrum. Allah Allah. Boom. Aman ey. Defol git. Ulan kızıyorum ama bu kapağı görünce gene yumuşamaya başlıyorum ya. Süt maşallah. Bir daha Aykut çıktı başımıza. Ne? Yapma! Hız! Allah'ım ya, bir canavara kaptırmışım göğünümü ya. O kadar mutlu oldum ki anlatamam ya. Resmen bütün kitapçıları öptüm seni Şen. Yayıncı da çok sevinmiştir herhalde. Sevinmek mi? Kızım havalara uçtu adam ya. Su. Hay hay. Yaşlı başlı adam utanmadan abla demeye başladı bana. tatlı olarak neyiniz vardı? Tatlı olarak neyimiz var? Tulumba tatlısı, fırın sütlaç, kazan bilir. Ben kazan dibi alayım. Kazan bitli bir kazan dibi. Köpeğin olur canım benim. Üstüne dondurma da ekleyeyim mi? Bayılırım lütfen. Tamam. Pardon. Bana temiz bir çatal verir misiniz? Hay hay. Anneanneciğim bana bir tane orta şekerli kahve yapar mısın? Hay hay. Canım. Yapmaz mıyım sana ben? Canım. Anneciğim ben de orta. Bana da az şekerli anneciğim. Az şekerli orta. Sade. Çok şekerli. Bu seçim hikayesi iyi oldu değil mi? Aynen. Resmen lale devri yaşıyoruz. Aslan ayaklarımı yıkadı bugün. Düşünün artık. Ya şunu hatırlatma ya. Var mı bir? Kime oy veriyorsun? Ben şahsen... Ne dedin? Anne. Lan dedi. Lan diyorsun. Uf Kubat'ım ya. Ay öldüğüne gerçekten çok üzüldüm ama yani. Gerçekten üzüldüm. Yani. Ay. Ey de böyle sensiz fena olmadı yani Kubat'ım. Ay. Ne yapıyor acaba şimdi? Tövbe. Ben de dilimi eşek arası soksun benim ölümün arkasından ettiğim lafa bak. Ah Kubat'ım, leş gibi de kokmuşsundur sen şimdi. Börtü böcek de çıkmıştır bir taraflarından. Ay Artvin'dekiler ne yapıyorlar acaba? Ah Kubat'ım, ah canım benim, ah Kubat'ım benim. Allah rahmet eylesin sana da ne yapayım yani şimdi? Yale. Anana. Anam. Anam üzüntüden kafayı yedim herhalde. Yale. Ay Kubat. Kubat neredesin? Kubat. Neredesin? Niye koydun beni valize Nihale? Ay Kubat'ım duyuyorum seni ama. Öldün ya sen şimdi Kubat'ım. Ana. Aç mısın sen Nihale? Ay geldin mi beni almaya mı geldin Kubat'ım? İsteyerek yapmadım gerçekten. Ben garba hevelecek adam mıydım Nihale? Değildin Kubat'ım ya değildin. Kubat neredesin? Neredesin Kubat'ım? Ay delirdim galiba. Of. Kızlar ya yarın niye okul var ki? Ay sus hiç hatırlatma vallahi. Erken kalkmak koyuyor bana. Bana da. Zaten şu pazartesileri oldum olası gıcığım ya. Pazartesi günü okula mı gidilirmiş ya? Hiç. Madem istemiyorsanız gitmeyin kızım. Yavrularım benim. Güzellerim, okul sizi daraltıyorsa devamsızlık hakkınızı kullanırsınız olur biter yani. Babacığım onlar ne? Size yiyecek getirdim. Gelin zıplayın yiyin hadi gel. Babacığım harikasın, süper gözüküyor. Demek benden önce davrandın damat. Bu işler böyle valide hanım. Önce vuran kazanıyor. Yiyin yavrularım hadi.
Çocuklar, o zaman alın. Siz de keyfinize bakın. Ama babanıza koklatmayın. Kapış, kapış, kapış. Yavrum, yavrum gel. Gel yavrum. Onları ver, baban senin için düşünüyor. Baban senin için düşünüyor. Yavrum benim. Bak seçim yapacağız. Karton lazım. Değil mi? Bir sürü işimiz var, hadi. Ver de babam bir şeyler kiralayacak, lazım olacak. Getir, getir, getir. Babacığım okul açtık böyle. Zaten iyice delirdi. Hadi Allah rahatlık versin. İyi geceler. Hakkımı isterim. Kızlar burada, ganimet var, ganimet. Allah'ım lütfen bu seçim haftası bitmesin. Celal Bey bir saniye, bir günde 3000 adet satıyorsa... bir ayda 30 gün var. 30 günde... Ay! 90.000 tane satar ya! Ay köşeyi döndük mü ne? Ay vallahi sevinçten çıldıracağım ya! İmza günü mü? Ha ciddi misin? Nerede? Boncuklu mu? Hangi İstanbul? Ha. Aa, hiç duymadım vallahi. Boncuklu kitap fuarı mı? Ay neyse. Alayım bir saniye. Neden dön. Merkezden şey yap. Sağda. Temden yürü. Anladım. Şimdi zaten benim hep hayalimdi imza günümün olması. Tamam Celal Beyciğim, haber bekliyorum. Sevgiler, saygılar, mersiler. Elif Şafak kafa yiyecek kesin. Çok başarılıyım ya. Ne oldu kız? Keyfin yerine bakıyorum. Sorma. Yarın Boncuklu'da imza günüm var. Boncuklu ne be? Aa Yuhanna ya. Nasıl bilmezsin Boncuklu'yu? Şuradan 10 dakikalık yol. İstanbul'da mı? Tabii ayol. Kitap fuarıyla meşhur. Koskoca Boncuklu ayol. İyi yavrum. Ah, sana süt getirdim. İç. Hadi ya. Yok anneciğim, canım hiç süt istemiyor şimdi. Onu da düşündüm. O yüzden portakal suyu sıktım. Hadi bunu iç yavrum. No. Portakal da çok fresh. Ağzımı üşütür bu saatte. Sıcak çikolatayı ne dersin hayatım? Oho, oho. 100.000 kalori derim anneciğim. Çok teşekkür ediyorum. Formumu korumam lazım. Bana bak. Hı? Bütün bunları almazsan bir de sana terlik getirdim. İçiyor musun, içmiyor musun? Tamam ya. Sütü alayım ben. Ya. Müsait misin baldız? Oo, büyük şehir çalışıyor. Gelin işteciğim, müsaitim. Çalışacak tabii, maşallah. Sen de oda oda dolaşıyorsun tüm yurdu. Armut toplayacak halimiz yok sevgili valide hanım. Hayatım sana layık değil ama Çamsa kızı çoban armağanı. Düşünerek almış, işten gelen bu enişten sana getirmiş bu hediyeyi. Aa, hediye mi? Evet canım. Beğenecek misin? Bir kalem. Ay bana kalem mi aldın enişten? Ay çok teşekkür ederim ya. Ay inanmıyorum ya. Harika bir insansın enişte. Sağ ol. Hemen imza çalışmam lazım. Yarın Boncuklu halkını delirteceğim bu kalemimle. Altın kaplamadır, onu da not düşeyim. Sana layık değil ama işte ne yapacaksın, elden bu geliyor. Canım benim ya. Eniştelerin 10 numarası. En iyisi, birincisi. Yürü deciğim, ilk imzanı ben alabilir miyim hayatım? Ben bunu sonuna kadar saklamak istiyorum. Canım eniştem, hemen benim temiz kağıda vereyim bir sana. Temiz olsun, temiz olsun. Temiz olsun, bizim olsun. Bak bu da güzel slogan. Canım enişteme. Sen var ya sen, yani maşallah meleksin sevgili karıcığım benim. Yani bıngıl bıngılsın. Maşallah, maşallah, maşallah. O bakışlara bak, bak. Güzelsin, zarifsin. Yani çok tatlı bir şeysin sen. Tarif edilir gibi değil güzelliğin. Aslan abartma istersen. Neden? Munissin. Tatlısın. Yani bunlar abartı değil. Bunları bana başkaları söylettiriyor.
Yani senin tarifin yok. Senin severim ben o canını, kedi canını severim ben. Yavrum, hakikaten seviyorum seni ya. Aslan ne oluyor? Aslan... Mırgır de bana, mırgır. Aslan korkutuyorsun beni. Neden? Çok doğal çocuğum. Kelime hazinesi dar. Yani daha fazlasını söyleyemiyor. Dolayısıyla ürkütücü oluyor. Hop hop, niye giriyorsunuz araya? Lütfen sıranızı bekleyin ya. Sıra benim zaten. Sen süreni 1,5 dakika açtın. Korkma yavrum. Annen burada. Hiçbir şey yapamaz sana. Yanındayım ayol ben. Anneciğim sen yanımdasın da bu gece senden de korkuyorum. Ben de. Annen de. Aşk olsun. Ayol ben seni 9 ay, 25 gün, 12 saat, 6 dakika karnımda taşıdım. 5 yaşına kadar emzirdim. Yemedim yedirdim, içmedim içirdim, gülmedim güldürdüm. Anneciğim ya. Anne. Daha yine güldürdüm seni. Hop hop, temas kurmayalım. Hani dokunmak yoktu? Sen de burnunu elledin diye titredin. Gördüm. Ben de dokunurum. Titrerim tabii. O benim karım. Benim de kızım. Allah Allah. Ben de istediğimi yaparım. Döverim de severim de. Sana ne? Hop hop, aile var burada. Bana bak. Ne diyorsunuz? Bak, sen haddini bilin. Ay yeter. Artık. Yeter artık ya. Yeter, iyice manyaklaştınız. Canavara döndünüz. Bir an önce şu seçimi yapın. Ne olacaksa olsun. Yoksa kızlarımı alır çeker giderim. Hı? Haberiniz olsun. Bak. Maşallah. Nasıl üzdüm kızı. Tepki güzel. Maşallah. Severim ben onun kedi canını. Ben senin kedi canını severim. Maşallah. Ulan amma sıcak oldu be. Fenalık geçireceğim şimdi ha. Şu bileziği de mi atsam acaba? Neyse ki Allah'tan bitti. Kusura bakma Jülide Hanım. Benim dışımda kimse görmeyecek muhteşem kitabını. Şunu da attık mı? İşlem tamam. Uf. Roma sütunlarım benim. Nasıl diyeceğim ben bu bacaklara ya? Lan oğlum, eve hırsız mırsız girer, alır okur. Riske girme bence. Aa, Gayip abi. Benim abisi. Yak şunu hadi, hadi. Ya gideceğim, daha bir sürü işim var. Abi kapak şahane yalnız. Bir görsen var ya, vallahi sen de yakmazsın. Nesi güzel lan? Resmen çarpık bacaklı bir manita. Lan! Defol git başımdan. Kaynağı belirsiz kişi. Yaktıramazsın bu kitabı lan bana. Yaktıramazsın lan. Yaktıramazsın lan. Nasıl kıyacağım ben bu bacaklara ya? Şu Lidenin bacakları ya. Nihale. Nihale. Alamalım. Alamalım. Sakın yaklaşma. Bak elinde kesici ve vurucu aletler var. Sakın ha. Nihale. Korkma Nihale. Benim kumar. İşte o yüzden korkuyorum. Bak uzak dur benden. Neredesin? Daha ne kadar uzak durabilirim lan? Zaten Artvin yolundayım ya. Ay iyi de Kubat'ım. Yani ruhunu burada unutmuşsun. Niye onu da götürmedin ki? Sen yalnız kal istemedim Nihale. O yüzden sana ruhumu bıraktım. Ruhum. Nihale. Allah'ım ya. Beni niye kargoya verdin Nihale? Ne kadar ruhsuzsun gerizekalı. Polisler geldi herhalde. Ne yapacaktım seni? Tabii ki kargoyla yolladım Artvin'e. İyi halt ettin Nihale. Bak senin yüzünden şimdi sonsuza kadar böyle hariçten gazel okuyacağım ya be. Bu kalıcı bir durum mu yani? Ne bileyim lan, ben de ilk kez ölüyorum herhalde Nihale. Hayır, yapma ya. Neredesin? Lütfen yapma. Bak çok... Allah'ım çok korkuyorum bak. Ne yapıyorsun, yapma. Bir şey olmuyor, hayalet sesi çıkarıyorum. Bundan sonra böyle bu. Yani hep burada mı olacaksın sen böyle ya? Ya sen bir de benim halimi düşün Nihale. Bak ne olur yapma bak. Bıçak var elinde, çekiş lan, kafana vururum. Ne olur bak sakın. Sakın. Ya yapma ya lütfen Allah'ım ya lütfen. Bak vallahi üşüteceğim yani. Kafayı yiyeceğim lütfen. Ya lütfen. Bir de benim halimi düşün. Allah! Zekalı karım benim.
Ne oldu lan? Selamünaleyküm. Oğlum bu havada böyle dışarı çıkılır mı lan? Atmışsın kendini sokağa Freddie Mercury gibi. Kim? Neyse üşümüyor musun diyorum, üşümüyor musun? Ben donuyorum lan hava bıçak gibi. Üşümüyorum abi valla bana hiç öyle gelmiyor. Dün akşam bir sıcak bastı, bir sıcak bastı. Bünye soğumadı nedense. Ben çözemedim hala o bünyeni senin. Selamünaleyküm Aslan abi. Hayırdır erkencisiniz? Ulan tam da ben onu arıyordum Demirel. Getir şunu ver. Çalışıyor mu lan bu? Çalışmaz olur mu abi? Bak. Ver sana göstereyim bak. Şurada düğmesi var. Bastığın gibi. Bak nasıl çalışıyor valla. Lan sığır. Huyla elektronik eşya çalıştırılır mı? Neredesin iki gündür sen? Artvin'e gittim abi. Ne yaptın Artvin'de? Artvin'e gittim derken aslında gitmedim. İzmit'ten geri döndüm abi. Niye? Öylesine gitmiştim zaten. Hakikaten diyorum bak Kubat, samimi söylüyorum. Param olsa tedavi ettireceğim seni. Samimi söylüyorum diyorum bak. Ya ne değişik bir adammışsın sen ya. Akşam geliyorsunuz değil mi? Nereye abi? Oğlum seçimler var ya. Asalet'te ikimiz seçime giriyoruz ya, başkanlık seçimi. Ev reisi kim olacak, o mu ben mi diye. Büyük bir karmaşa var ya. Ortalık kıran döken, haberin olsun. Oo, seçim falan çok heyecanlı bir şeye benziyor abi ya. Gel. Yalnız senin oyun kullanılmıyor ama olsun. Destek için gelirsin artık eniştene. Bakacağız artık. Vallahi Nihale sabah kendini çok iyi hissetmiyordu. Eğer kendine gelip toparlayabilirse seve seve geliriz. Seçimi kim kaçırır? Sen toparlarsın. Ben duyuyorum ara sıra nasıl toparladığını. Onu da sana sonra soracağım. Çocuğun yanında konuşmayayım. Aç dükkanı oğlum. Hayırlı pazarlar olsun o zaman. Hayırlı pazarlar. Kökle aslanım hayır yok. Bu gece hayır halim yok. Yeni kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman yok. Kökle aslanım hayır yok. Bu gece hayır halim yok. Yedi bela bu evde ben aslan kralım. Hale bak ya. Düğün zurnacısı gibi adamın bile kaç tane okuru var. Bizim de vardır merak etme. Bir günde 3 mü satmışız? Boru mu? Yahu boru değil tamam da nerede bu 3000 kişi? Baksana şu maymun 30 tane kitap satmış. 30 okuru da burada. Beğendiniz mi? Çok güzelmiş. Ne bileyim bizimkiler de gelir herhalde birazdan. Kardeşim ne bileyimin ne geliri bilmem nesi mi var ya? Yapma Allah aşkına ya. Ne gelmesi ya? 5 saattir şuradayım. Ne bir selam veren, ne bir şey yapan var ya. Sıkıntıdan patlayacağım. Selamlar. Merhaba. Merhaba. İsim neydi? Berkant. Ne güzel bir isim. Annemi koydu babama. Baba oğlum. Kardeşim bu benim kitabım değil ki. Biliyorum. Çarpık yayınlarının standını biliyor musunuz diye soracaktım size. Ne yayınları? Çarpık. Küstah. Hadsiz. Duygularımla mı oynuyorsun? Gaddar. Benimle alay mı ediyorsun? Kızlar, kime oy veriyorsunuz? Kime olacak anneanneciğim? Tabii ki de. Olmaz öyle şey, çok ayıp. Evet yani, delikanlıya yakışmaz. Neymiş o delikanlığa yakışmayan? Söyle hayatım, kime vereceksin oyunu? Aa anne, söyleyemez. Biz niye koyduk o sandığı oraya, ha? Aslanı sandığa gömmek için. Kimi gömeceği belli olmaz. Nankör. Keşke almasaydım sana Alex formasını. Henüz oyumu kullanmadım. Hatırlatırım. Sen de hemen alınıyorsun. Canım. Babam geldi. Gel. Seçim. Yasağa girmeden gel. Al şu parayı. Gel kız. Gel koş. Anne. Seçim yasağa başlamadı daha. Ya. Kızlar. Allah bereket versin. İmza gününde bir tane bile kitap imzalayamadım.
Ah bu kaderim. Niye? Ne bileyim ben niye? Gelmedi kimse. Bir tane salak geldi. O da meğer adres sormak içinmiş. Hani bir günde binlerce satış yapıyordu bu kitap? Yavrum satmasına satmış da işte sağlamlar yani satın alanlar ortada yok. Ben odama gidip ağlayacağım. Dur kız. Sonra ağlarsın. Birazdan seçim var. Ne seçimi ya? Ne diyorsun anne ya? Depresyondayım diyorum sana. Ağlamak istiyorum. Aman iyi. Ağla be. Ben senin yerine kullanırım senin oyunu. Kullan bana ne? Bana bak. Sakın rahatsız etmeyin beni. Yemin ediyorum patakarım. Anne ya. Niye ağlattın kızcağızı? Aman bırak ağlasın. Her şeye ağlıyor zaten. Ben vekaleti almıştım onun elinden. Önemli değil. Anneciğim kızma ama bu seçim hikayesi seni çok bozdu. Yok canım. Sanki aslanı bozmadı. Tamam onu da bozdu ama o en azından senin kadar çıldırmadı. Hadi canım. Aa ne oluyor be? Bu ses de ne? Ne olacak? Maganda'nın biri işte. Aslan kral gelir. Efendim? Aslan kral geliyor. Aslan kral geliyor. Bizden biri. Aslan kral geliyor. Kırmızı ışıkta duran, sarıda bekleyen, yeşilde geçen kral geliyor. O acaba hiç biri. O Anadolu insanı. O bir İstanbul beyefendisi. O bir siyah. Kaybetme birazdan isteyeceğim senden. Yok abi kaybetmem anahtarı da yalnız parasını vereceksin değil mi abi? Nereden baksan 150 dolara bağ gelişi var bu anahtarı. Atma oğlum atma. Hani 12 tanesi 15 centti? Tanesi 2,5 sente geliyor keriz. Ya Aslan abi şimdi öyle diyorsun da öyle hesap mı olur? Bak bu anahtarlar ithal Çin'den geliyor abi. Vergisi, gümrüğü, KDV'si falan üstüne eklediğin zaman nereden baksan 15 dolara geliyor. Oğlum ne yalancı bir adamsın lan sen. 15 saniye önce demedin mi tanesi 150 dolara geliyor diye? Keriz. Ay hep böyle yapıyor abi. Yakaladın mı Mokoko? Efendim? Şaka yaptım Kubat'ım şaka. Efendim? Şaka yaptım Aslan abi.
Aman be Asalet Hanım, bir bitmek bilmedi oy kullanma işlemimiz. Neredeyse birazdan evlere dağılacaktık yani. Ne yapalım? İki tane oy kullandım herhalde. Sıra sende. Dikkat et Mührü, yanlış yere basma sakın. Tamam, tamam. O iki tane oy kullanma işleminiz beni biraz kıllandırdı ama neyse. Hadi geçelim yani. Jüri deden vekalet aldı Mayo. Bana inanmıyorsan kızlara sor. Evet aldı. Doğru söylüyor valla. Maalesef. Jüri Hanım niye gelip kendi oyunu kullanmıyor hanımefendi? Depresyona girdi de biraz. Şansa bak ya. O kadar da iyi hazırlanmıştım. Yahu kitapları satın alıyorsunuz. Bari imzalatmaya gelin kardeşim. Gerçi bir günde okuyamamış olabilirler. He ya. Ya kardeşim korkuttun beni ya. Üf. Vallahi ben bile bir günde zor okudum. Lütfen beni rahatsız etme. Anam ne güzel imzan varmış kız senin. Sana ne benim imzamdan? Lütfen aşağı düşer misin? Rahat bırak beni beş hoş. Aa, şunu imzalarsan zaten kendiliğinden düşecek. Aa, kitabı mı aldın? He, biraz sana sepet işlerine meraklıyım da. Ay, beş hoş beni çok şaşırttın. Keşke para vermeseydin. Yayın evinden beleşe alırdım sana ben. Olsun, bir kere verdik canım. Edebiyata katkımız olsun. Gerçi çok pahalı değildi ama. Ver bakalım. Allah'ım, ilk kez kitap imzalıyorum. İlk kez imzalıyorum, ilk kez. İnşallah ilk ve son olur Allah'ım. Ne diyorsun be, beddua mı ediyorsun sen? Lütfen sözlerimize dikkat edelim. Evrene gönderdiğimiz her mesaj değerlidir. İsim neydi? İsim mi? Evet, yani kime imzalayayım manasında canım benim. Aa, yoksa ilk kez mi kitap imzalatıyorsun? He, tıpkı senin iş gibi işte. Hatırlatmasana. Beş hoşuma. Sevgilerle. Bir de öpücük kondurayım. Nasıl? Beğendin mi? He. Bayıldım. Oh, ben de rahatladım. Allah'ım, sonunda imzaladım. Evet, sevgili başkan adaylarım ve sevgili oy kullanan ev halkı. Bir seçim maratonunun da kazasız belasız sonuna geldik. Belli olmaz. Daha dur bakalım. Ah, gördün. Daha sonuçlar belli olmadan kimin arıza çıkaracağı belli oldu sayın vekilim. Birazdan her şey belli olacak. Ne tesadüf. Aynı şeyi ben de senin için düşünüyordum. Çamura yatıyor bak. Evet, birazdan kazanan belli olacak. Ve kazanana şu görmüş olduğunuz evin anahtarını, hatta evin altın anahtarını takdim edeceğim. Aynı zamanda kazanan kişi iki sene boyunca evdeki bütün düdüğü kendisi çalacak. Of, amma uzattın kubatım. Aç hadi aç. Oğlum harbiden heyecandan burada isilik olduk be yavrum. Hadi bir tanem hadi. Tamam tamam, açıyorum. Heyecan dorukta. Gördüğünüz gibi adaylar dayanamıyor. Hemen açıyorum sende. Aç 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 aç. Fazla yaklaşmayın, ben açıklayacağım sonuçta şimdi. Evet. İlk zarfımızı alıyorum. Ve açıyorum. Açmakla kalmayıp okuyorum. Ve Asalet. Kendi oyudur, kendi. Asalet Hanım 1-0 öne geçiyor gördüğünüz gibi. Ve hemen vakit kaybetmeden ikinci zarfı da alıyorum. Açıyorum. Bunu da açmakla kalmayıp okuyacağım tabii ki. Asalet Hanım. Orada jüri benim değil mi? 2-0 öne geçiyor. Asalet Hanım 2-0 önde. Açıyorum. Evet, bütün aile bireyleri heyecandan beklerken hemen üçüncü zarfı alıyorum. Açıyorum. Ve bunu açmamla okumam bir olacak. Hadi. Aslan! Kendi oyudur mutlaka. Allah'ım heyecan dorukta. Hemen dördüncü zarfı alıyorum. Açıyorum ve bir aslan daha çıktı. O da mı? O benim oyudur. Keşke formayı almasaydım. Başa gitti para. Allah'ım bunu saklamak istiyorum. Bana da bir anı kalsın. Ve... burada bir tane zarf kaldı ya. Aa, bir dakika. Bir dakika.
Oylar mı çalmışlar? Kim çalacak canım oyu? Aha bir tane kalmış. Oylar mı çalmışlar? Sen çaldın. Sen çaldın benim oyumu. Ben niye çalayım kadın? Seninle aynı durumdayım. Kim oyu çaldıysa benim de oyum çalınmış demektir. Nasıl bir tane var oğlum? Aha bir tane abi. Vallahi bir tane. Aa bak kutu boş ya. Sakin olun, buralarda bir yerdedir. Nerede? Nerede olur ayol? Bak bakayım kız şuraya. Allah. Sen ciddi misin Celal abi? Ay, ne bileyim yani, kitap basmak için de ev satılmaz ki. Yenge kızmasın. İyi madem sen bilirsin. Yani her gün 3000 tane satarsak... satarız tabii canım. Ne var ki yani? Ben kendime güveniyorum Celal abi. Boşuna arıyoruz. Aslan çaldı biliyorum. Tamam ulan ben çaldım. Herkes boşaltsın ceplerini eğer çaldıysan. Çıkar, çıkar, yuttun. Çıkar. Yuttun. Oy pusulalarını yuttun. Kurmaz. Yalancının. Ya tamam artık. Ben söylüyorum. Neyi? Neyi söylüyorsun kızım? Ne oluyor? Başka oy pusulası yok işte. Biz tek oy kullandık. Siz kim? Ben. Ah sen, o ben. Sebep? Öyle işte. O zaman bu durumda bu zarfı açtığımda içinden kim çıkıyorsa seçimi o kazanacak. Yavrum aç gözünü seveyim aç ya. Ulan tam zamanında git aç şunu. Git aç. Hadi be. Oscar törenine çevirdin, aç şunu. Aç ulan. Allah'ım hayatımda açtığım en heyecanlı zarf. Açıyor. Aleyküm. Aleyküm selam, geç şu tarafa gidiyorum. Kubat aç. Tamam açıyorum, hazır mısınız? Hazırız. Allah'ım. O ne lan? Bu ne lan? Mehveş. 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 Ay, yok canım, Mehmet falandır o. Mehmet kim lan? Aa, Mehmet değil, Mehveş. Biz anneciğimize verdik oyumuzu. Ne demek anneciğime verdik oyumuzu ya? Neden? Neden? Yılan, yılan. Anneanneciğim işte bu yüzden artık iyice delirdiniz ya. Bundan sonra daha çok delireceğim. Göreceksiniz. Yılan, yılan. Doğru söylüyor. Bu reklamlardır. Ben de senden hiç beklemezdim bunu. Hiçbir şey demiyorum. Kusura bakma baba. Ben de senden beklemezdim. Niye? Ben ne yaptım? Daha ne yapacaksın baba ya? Kamyonet tuttun resmen. Ulan ben mi tuttum? Bu gerizekalı tuttu köylünün oyunu alalım diye. Neyse işte biz annemi seçtik. En azından o kendini kaybetmiyor. Ay ne olacak şimdi gelin be? Öpeyim ben sizi. Ay, kızlarım benim. Canım ne olacağı var mı? Demek ki bundan sonra bu ailede Mehveş yengemin düdüğü çalacak. Buyurun evin anahtarı. Buyurun. Üç çocuk yaptın, işi kurtardın. Bilin bakalım. Ne oldu? Mehveş yengem seçimi kazandı. Doink! Yanlış cevap canım. Aa. Celal abi aradı. Kitabımın ikinci baskısı yapılıyor. Hem de 100.000 adet. 100.000 mi? Alamam canım, sağ ol. Ya bu nasıl bir heriftir ya? Hayır, hayır yok. Bu gece hayır, hayır. Evet, yolculuk vakti de geldi böylece Nihale. Heyecanlı mısınız? Yok da Kubat'ım, koltuk biraz rahatsız sanki. Kız zamanla alışıyor insan, ne var? Baksana en önden yer aldım ha. Yolculuk ne tarafa? Ne taraf olacak? Artvin'e. Yapma ya. He. Şaka yaptın mı? Şaka ne Artvin'i? Ben senin kadar katlar değilim. Yakın bir yere gönderiyorum. Yakın derken? Lüleburgaz mesela. Hem gelmesi dönmesi de çok çabuk kolay olur. Bir an önce dönersin. Bu arada Grosso. Sağ olasın Kubat'ım. Kuru ekmek. Allah razı olsun. Kuru kürdan dişini karıştırırsın Nihale. Ha bir de unutmadan insan dönerken zorluk çekiyor. Ha sana haçlık da vereyim. Tamam. Lüleburgaz'dan bir şey ister misin Kubat'ım? Yok vallahi ne isteyeceğim? Bulabilirsen biraz lüle getir. Allah'ım ya bir şey istemiyorum. Sağ salim git, sağ salim dön. Bak ben ölü gittim mesela, sağa döndüm. Yani iyi madem. Hoşça kal. Hadi görüşürüz Nihale. Yar saçların lüle lüle. Nihale sağ, güle güle. Hoşça kal Kubat'ım. Kafanı iyice sok. Hadi bakalım. Lüleburgaz yolcusu kalmasın. Cümleten geçmiş olsun. Kapatıyorum. Saçın içine çek. Allah'ım.
Çok maceralı bir yolculuk seni bekliyor Nihale. He? Hazır. Haydi yolculuk. Sizler. İyi geceler majesteleri. Ay aslan saçmalama artık. Bana majeste demeyi bırak. Yüksek müsaadenizle yanınıza yatabilir miyim? Buyurun. Delirdin herhalde sen. Vallahi az daha deliriyordum Meveş. Hasan'cığım sana inanamıyorum. Yani kazanmak bu kadar önemli miydi senin için? Ya kazanıp kazanmamak problem değildi. Yani arada bir oyun var yani. İddia gibi bir şey düşünüyorum ben. Ya sen kazandın, o annene kalmadı ya. Şimdilik bu bana yeter. Evet, neyse ki evde iş savaş çıkmadı. Yani. Yalnız işimde de kalmasın. O benden de hiç beklemezdim bu hareketi. Aslancığım, gene neyin hesabını yapıyorsun sen? Bir tanem niye yapmayayım ya? Niye yapmayayım yani? Koskoca sandıktan iki tane oy çıktı bana. Peki öbür oyu veren kim? Madem o ben değil. Ulan sen misin yoksa? Bilmem, olabilir. Vay benim karım. Demek kocasına oy da atarmış o. Kuzu. Ben sana oyumu 20 yıl önce atmıştım. Hala da geri almadım. Oraya girdin yani. Direkt kilitledin beni. Bana bak. Işığı kapatayım mı, ne dersin ha? Ya olay her seferinde neden buraya geliyor aslan bilmiyorum. Yavrum niye gelmesin? Özlem duyuyorum. Belki biliyorsun. Anlatmama da gerek yok. Yani belden aşağım çalışmıyor benim bu yatak odasında ya. Ya bir makineye ihtiyacım var. Ne bileyim, bir yağa ihtiyacım var. Anlamaya çalış beni. Kapatayım mı ışığı ne olur. Artık ağlayacağım burada ya. Tamam, hadi kapat. Ya kapat. Damat. Bir şey söyleyeceğim damat. Söyle. Erken seçime var mısın? Varım. Tamam ulan. Bu sefer ben de varım. Siz kaşındınız. Hayır yok, bu gece hayır halim yok. Yeni kadınla da derdin çok olur, aslan krala derman yok. Küçük aslanım hayır yok, bu gece hayır halim yok. Yedi bela bu evde ben. Hayır yok, bu gece hayır halim yok. Yeni kadınla da derdin çok olur, aslan krala derman yok. Küçük aslanım hayır yok, bu gece.